Aa, Tarık. Hediye? Bu ne güzel tesadüf. Ne oldu? Aslı'ndan haber var mı? Yok. Ben seni dinlemeyi tercih ettim. Gitmedim. Kızıma güvendim. Sen haklıydın. Sen Aslım kadardın değil mi tanıştığımızda? Evet, öyleydim. Ben de aşağı yukarı Ozan kadardım. Evet. Birlikte geçirdiğimiz o günleri o kadar net hatırlıyorum ki. An be an neredeyse. Dalgaları, saçlarını, yanımızda dolaşan kediyi, kırmızı komik ayakkabılarını, hasır şapkanı, her şey çok büyülüyordu sanki. Ne güzel bir yazdı değil mi? Öyleydi. Ama bir hafta sonra bütün hayallerim suya düştü. Tek kelime bile etmeden sen beni terk ettin Tarık. Hamile olduğumu da sonradan öğrendim. Sevdiğim bütün insanları utanç içinde terk etmek zorunda kaldım. Zorba, düzenbaz, beş para etmez bir adamın baskısı altında kızımı büyüttüm. Aslımı. Yavrumuzu. Yarı aç, yarı tok. Onu okutabilmek için avuçlarım patlayana kadar çalıştım ben. Ezildim. Hor görüldüm. Ama bırak isyan etmeyi, şikayet bile etmedi. Kaybettiğim aşkımla, kucağımda yavrumuzla sen beni bir cehennemin ortasında bıraktın gittin Tarık. Tam her şeyden kurtuldum derken yine o cehennemin tam ortasında buldum kendimi. Çok güzel bir yazdı Tarık. Sorma, çok güzeldi. Hediye. Bir şey mi sordun? Ben dalgınım, kusura bakma. Aslını düşünüyordum. Çok güzel bir yazdı değil mi diye sordum. Bunları konuşmamız doğru değil Tarık. Bırak geçmiş geçmişte kalsın. Boş ver. Hediye, o günlerden bahsetmem mi seni huzursuz etti? Gençliğimizden, birlikte geçirdiğimiz o geceden... Tarık lütfen konuşmayalım bunları. Bak, ikimizin de boyumuz kadar çocuklarımız var. Evde seni bekleyen bir karın var. Tamam, gerektiğinde bana da kızıma da çok büyük destek oluyorsun. Allah senden bin kere razı olsun. Ama bırak geçmiş geçmişte kalsın. Lütfen konuşmayalım artık bunları. Ben şu tarafa gideceğim. Sana iyi günler.